Herkese merhaba. Mount & Blade Warband serimizin 111. bölümüyle karşınızdayız. Son bölümde derebeylerimize şu sınır köylerin, sınır şehirlerin ve kalelerin yönetimini vermiştik. Yani buralarda artık kendi ordularını kursunlar. Daha fazla sınır vakası yaşamak istemiyorum. Svadyaların 2 tane toprağı, 3 tane toprağı var. Bizim toprak bütünlüğümüzü bozan Tevarin Kalesi var. Yalen şehri var, Jelkala şehri var. Bunların hepsini bizden aldılar. Bunları geri almamız lazım. Almar şehrinde Bayestur'u bıraktık şu anda bakan olarak. Bayestur'u buradan geri almamız lazım. Onun için de buraya başka bir bakan yerleştirmem lazım. Şu anki yoldaşlarımdan birini buraya yerleştirmek istemiyorum. Bu arada Artimenler en alta düşmüş. Şunu yukarıya doğru çıkartalım. Şu anki yoldaşlarımdan birini buraya yerleştirmek istemiyorum. Ne yapacağım? Jeremus'u bulacağım. Jeremus'u buraya yerleştireceğim. Şuranın hanına bir bakayım. Eğer gezgin varsa hemen buradaki gezginle konuşup Jeremus'un yerini öğrenelim. Gezgin Ozan varmış. Herhangi bir şiir öğretebilir misin? Yok. Münasip, evlenmeye münasip hanımlara bakıyoruz şu anda. Aslında Lady Gudrun var. Bu Kundar'ın kızı. Onunla evlenmeyi düşünebiliriz. Ziyafet var mıymış? Yok. Tamam. Bir arenaya gireceğim ya. Yakınlarda turnuva var mı? Turnuvacıyı bir konuşayım. Şerif ve Durkuba da varmış. Ya neden sordum bunu? Bu turnuvaları kazanıp bir Lady'ye falan armağan edebiliriz. Ondan dolayı sordum. Burada gezgin yok. Yakınlarda başka şehir Narra varmış. Narra'ya doğru bir yola çıkayım. Narra'dan bir gezgin bulayım. Şunlardan da birini yakalayayım. Seferberliği artık son verelim ya. Bunlar artık bizi takip etmesin. Adama bir tıklayamadık ya. Oo, aramızda harika. Herkes evine dönsün. Bunu hangi şehri vermiştik? Praven şehrini verdik. Çok iyi. Bunun kızı kimmiş? Lady. Kızı yokmuş bunu diyelim biz. Hemen Jeremus'un yerini bulalım. Narra şehrine doğru ilerliyorum. Buradaki hana baktık. Burada gezgin var. Güzel. Atlı paralı asker de varmış. Şunları da alalım yanımıza. Kalelere, şehirlere bırakırız. Gezgin hemen. Yoldaşların birini arıyorum. Jeremus'un yerini öğrenelim. 30 dinar rüşvet istiyor herif. Dihrim şehri civarlarında diyor. Hemen Dihrim'e doğru yola çıkabiliriz. Pazar yerine falan bakayım mı? Silah falan var mı? Kalkan var. Bizimkinden kötü. Tekeyle kılıç bakıyoruz. Çok iyi değil. Yay varmış. Hızı çok az. Ok var mı burada? Güzel bir ok. Yok. Burada bize göre bir şey yok. Zırha bakalım. Zırhlarda da bize çok yarayacak bir şey yok. Zaten bize yaramayanı da yoldaşlarımıza vermiyoruz artık. Şuradan biraz erzaklarını dizebilirim ya. Bal alayım. Ekmek ve tahıllar varmış. Onları da topladık. Burası da tamamdır. Dihrim şehrine doğru yola çıkabiliriz. Dihrim şehri nerede? De burada. Aslında Dihrim şehri de Lord Kundar'ın kalesi. Bizim tarafımıza geçtiği zaman şehriyle birlikte gelmişti. Bir şehri, bir kalesi vardı. Onun kızı da burada olabilir. Onun kızını da ziyaret edebiliriz geldiğimiz zaman. Haftalık kazancımız ne olmuş? Köyleri, şehirleri aldık kendi tarafımıza. Çünkü o in bitmiyor. 68 bin dinar. O kadar köy, şehir dağıtmamıza rağmen haftalık kazancımız hala muazzam. Şurada gelişen paralı süvariler falan var. Bunları geliştirelim iyice. Yükseltelim. Ordumuzda da artık Rodokların bir kalesi şehri kalmadı. Yakında elenecekler. Bundan sonra sarayın topçusuna ihtiyacımız yok. Bunların hepsini Rodoklardan alabiliriz. Piyadelerimizi Vigor'dan kurarız. Belki de atlılarımızı sarayınlardan kurarız. Daha iyi olabilir. Bir tane daha okçu geliştirdik. Sarant okçusunu da şöyle Rodok'ların üstüne doğru çıkartayım. Durum şu anda fena değil. Ordumuz zayıf. Ordumuzu toparlamamız lazım. Azdak köyünden bir yağmalama girişim oldu. Dihrim şehrine de geldik. Hana bir bakalım hemen. Jeremus'u bulalım. İmre var. Atlı paralı asker var. Bunları yanımıza alalım. Köle tüccarı var. Hiç esir almıyoruz. Onları satamıyoruz. Jeremus burada olması lazım. Üst katta mı acaba?
Scott tabii o Jeremus Reis'i yanlış zamanda yakaladık. Ben çıkayım sonra geleyim mi Reis? Jeremus'a tekrar hoş geldin diyelim. İşini yarım bırakıp bir bize katılsın. Tamam. Kelti de üzülmesin. Onu ileride alırız. Onu da kendi yanımıza alırız. Kaleye bakalım. Lord Kundar'ın sancağında. Kızı burada mı? Evet. En sağda sarışın ablamızı gördüm. Lady Gudrun. Şunu da bir konuşalım bakalım. İlişkimiz sıfır. Tanıştığımıza memnun oldum diyor. Daha yakından tanıyalım. Lady Elif'in kızıymış. Güzel. En büyük hayranınızın diyelim. Çok naziksiniz. Naz mı yapıyorsun? Kaçıyor musun? Anlamadım ki. Lord Knight 16 ile evlenmeyi reddetmiş. Bugün. Bizden haber aldı demek. Nazlı bir kız. Bakalım bir deneyeceğiz bunu alabiliyor muyuz? Müsaadeni isteyelim diyelim. Şunları da bir soralım bakalım kızıyla ilgili ne düşünüyor? Bir sorun var. Acaba Lady Gudrun ile görüşmemize izin verir misiniz dedik. Ona uygunsun diyor. Güzel. Tabii niyetinde onurlu olduğu sürece benim gözümde değerlisin diyor. Tabii ki niyetimiz halis. İkinizin arasındaki gelişmelere göre belki ileride daha fazla bu konu hakkında konuşabiliriz demeye getiriyor. Konuşuruz tabii. İki tane bir şehrin bir kalem var. İkisi de elemeye göz nuru aldın onları. Güzel. Yani sen benim kızımın gönlünü razı et. Biz bir çaresine bakarız diyor. Bu Lady Sweepwool kim ya? Bak bu da fena değilmiş. Neyse ona şu ekrandan bakacağım ya. Bu kadar da ayran gönüllü olmaz herhalde. Notlar. Karakterler. Namız 1700'lerde. Çok güzel. Lady Sweepwool'du galiba. Şimdi birisinin annesi filandır. Sonra diyorlar ki dul kadınlara burada kaldıra dediği yarını terk etti diyor ama ben bunu burada bastım. Bu da garip bir durum. Şimdi benim kafamı karıştırdı. Ben o kadına bakmadan gidemeyeceğim. Bakalım Lady Sweepwool kimmiş? Aa bizimki gitti. Nereye kaçmış o? He artık buradan ziyaret ediyormuşuz onu. Güzel. Artık onun odasına gireceğiz. Lady Sweepwool. Sen kimsin? Terk ettin diyorsun ama terk etmemişsin. He, bu bizimkilerdenmiş. Ailesine dönmek istiyormuş. Herhalde bunun ailesi şeyi terk etti Kalradiye'yi. Bu da gitmek istiyor. Öyle bir durum var. Nedim'i ziyaret edebiliyor muyuz? Bakalım bize ne diyecek ya? Merak ettim şimdi bununla ilişkimiz. Allah Allah. Bu bize hiç yüz vermedi ya. Direkt sen dahillerine layıksın diye çaktı geçti. Bizim ihtilaf değerimiz çok yüksek olduğu için herhalde bizden uzak duruyor. Öyle bir şey olabilir. İhtilaf değeri ne kadar yükselirse o kadar az güven veriyoruz. Biz de lordlarımıza kaleme de vermedik. Krallığımızdaki lordlarla ilişkilerimiz baya karışık. Ondan dolayı kız bize yüz vermiyor. Şurada da hemşiresi varmış. Yalnız herkese yürüyorum gibi bir durum var şu anda. Tamam şehirden ayrılalım. Bayastur'u geri alalım. Jeremus'ta bakan yapalım. Halmar'a doğru tekrar bir yola çıkıyorum. Düşman grupları tespit edildi diyor ama bunlar neyi geziyor? Devriye geziyor. Manyak mısınız kardeşim siz? Burada mı devriye gezilir? Bu arada talim yeteneğimiz çok yüksek olduğu için Jeremus çok hızlı bir şekilde seviye aldı. Hemen Jeremus'a da bir seviye verelim. Konuşalım. Yetenekleri hakkında bize ne söyleyebilir? Zekasını 14 yapalım Jeremus'un. İkna iyi geliştirelim şimdilik.
Bu da tam cerrah işte. Cerrah, ilk yardım çok iyi. Yara bakımı, bunların hepsi gelişmiş. Bunu ileride has adamlarımızdan biri yapacağız. Tek elli silahlarını da geliştirelim. Hatta şunun envanterine de bakalım mı? Atmat vardı bizde. Onu verelim ya buna. Yani buna binemiyor zaten. Binse komik olurdu. Ama şu zırhı verelim. İpek mi ipek dolansın. Doğru düzgün envanterimiz yok. Yine fırınız yani. Gelişen askerlerimiz var. Atlı paralı askerlerden. Süvariler oldu. Çok fazla arbaletçi istiyorum şu anda. Çok da özledim Rodok arbaletçilerini. Vigor piyadesi yapıyoruz. Vigor muhafız yapıyoruz. Muhafız sayımız gayet iyi, yeterli. Fazlasına ihtiyacımız yok. Bundan sonra toplayacaklarımız Sarant ve Rodok olacak. Durum iyi. Almar şehrine geldik. Hemen kaleye gidiyoruz. Ve diyoruz ki Baystur sen artık geri bize katıl. Ekime tekrar katıl. Jeremus da buraya sepet diyelim. Lord Fan gelmiş. Tamam, bu da yemin etti bize. Lord Belir hanımım hanımım diyor. Daha önce yemin etmiş. Lord Leland. Bunu da yeminini kabul ettik. Bir de şurada bir tane kel var. Bu bize hınçlı. Buradaki işimiz de bitti. Hızlıca bir hana falan bakayım mı? Kitap mitap bir şey var mı? Gerçi daha yeni baktık. Herhalde değişmez, evet. Bu kadar hızlı değişmiyor handaki adamlar. Burada kadife dokuma atölyemiz var. Bu arada Dihrim şehrinde bizim dükkanımız yoktu. Oraya kadar gittim, dükkanı açmadan geri döndüm. Pazar yerine baktık buralarda. Aa, bu yeni gelmiş galiba ya. 28'de zarar, 81 hız diyor. Güzelmiş ya bu, ama hızı biraz az ama. İş görebilir. Şunu ben yine şöyle bir envanterimi almak istiyorum. Şu Jeremus'un şeyini de satalım. Canlı avatını da satalım. Onları şu anda veremeyeceğiz bizimkilere. Boş yere kalmasın. Kaliteli bir ok yok burada zaten. Kalkan bulabilseydim iyi olurdu. Kalkanım 21 de zararda. Zırha bakıyorum. 56'ya 20 diyor. Fena değil ama bizimkinden iyi değil. Artı 36 diyor. Bizimki 59'muş. Yok, güzel bir şey yok. Atlar falan bakmıştık zaten. Erzakları da üzüm üzüm gelmiş bak buraya. Şu üzüm alabiliriz. Balığı alabiliriz. Şunları alalım. Hepsi ekmek olmasın. Şehirden ayrılalım. Şimdi böyle sarayın topraklarını biraz gezebiliriz. Biraz adam alabiliriz ama herhalde Rodok almam daha mantıklı olacak. Şu anda yine fena değil atlı sayım. Bayezid'i eski yerine çıkartayım. Üstlerdeydi Bayezid'in yeri. Tamam. Ben Rodok toplayacağım. Hem de şu bizim arkalara sarkmış artık Jelkala şehri, Yalen şehri falan, onlara bir sefer düzenleyebiliriz. Şuralar Rodok toprağıydı galiba, değil mi? Evet. Cemiçe falan Rodok toprağı. Rodok topraklarına doğru şöyle bir ilerliyorum. Rodok krallığı da elendi artık. Onlardan da kurtulduk. North Kralı bir tane Lord'un almak istiyor. Onları da sattık. Curav şehri kuşatılmış. O şehre de kimseyi atamamıştım. Öyle hatırlıyorum. Bir bakayım ya, buraya kimseyi atılmış mıyız? Eğer buraya kimseyi atadıysak hiç gitmeyeceğim bir daha oraya toplamaya, kurtarmaya. Kim atadıysak o kurtarsın. Yok. Bizde burası ya. Garnizonda 7 tane asker bulunuyor. Çok kötü. Ben Curav şehrine doğru bir ilerleyeyim. Curav şehrine bizdeki şu paralı askerleri atayım. Daha düzenli bir ordu kuralım. Bayağı bir kişiyle ilişkim gelişti. Neden geliştiğini anlamadım ama. Velidja şehri yakınlarında düşman grubu falan var. Ben şu anda Curav'a odaklandım. Curav'a gidiyorum. Oraya asker atmam lazım. Gelişen askerlerimiz var. Paralı süvariler, keskin nişancı, sarı renkli okçu, sarı renkli kıdemli okçu. Piyadelerden de iki tane daha muhafız çıktı. Yolumuza devam edelim. Hala kuşatma altında diyor. Kimseyi de göremiyorum. Yüklerin bir kısmını buraya yerleştirelim.
Şunları vereceğim buraya. Kıdem Rodok harbiyeçileri kalacak. Rodok keskin nişancıları kalacak. Sarayın topçusunu buraya bırakabilirim. Acaba Kergit kargıcılarını da bıraksam mı? Kergit kargıcıları kesinlikle hiçbir iş yapamıyor kale kuşatmalarında kargıyla. Kale kuşatmalarında Memlükler daha iyi iş yapıyor. Biz Memlük'e dönebiliriz kale kuşatmaları için. Sarentler biraz daha bir tık daha iyidir süvarileri. Ama en iyi süvariler Svadya süvarileri. Onu da unutmamak lazım. Kergit kargıcılarını da buraya bırakayım mı? Bir bakayım ya şu çevredeki şeyi de bulalım. Kimmiş buraya saldırı düzenleyen, kuşatma düzenleyen eleman? Bak şurada bir iz var diyor. 47 kişilik bir ekiple gelmişler. Savaş birliği diyor. 13 saat önce gelmişler. Şu yönde gitmişler. Yani şu oku biraz takip edelim bakalım. Nereye kaçtıklarını herhalde görürüz. Yalnız iki tane var şu anda ok. Biri şu 6 saat önce gelmiş. Biri şu 14 saat önce gelmiş. Herhalde bizim takip etmemiz gereken sarılar mı? Daha önce gelmişler onlar. Sarıların iz de kesiliyor burada bir yerde ya. Yalnız iz sürme özelliğini de ilk defa bu kadar etkin kullanıyorum. Bakıyorum kimseyi de göremiyorum. Nereye kaçtı bunlar ya? Bunlar çünkü peş peşe artık kuşatma düzenlemeye devam edecek. O da benim istediğim bir durum değil. Kuşatması da bitmiş Cüravşehir'in. Ben Cüravşehir'ine birkaç adam atayım. Kimleri kullanmayı düşünmüyorduk. Şu sarayın topçusunu da attım buraya. Rodoklar kalsın iyidir. Kargıcıları da atayım buraya. Tamam. Burada herhalde biraz asker oldu. Bir de hana bakalım. Handa paralı asker varsa onları atıp onları alıp onları da buraya atalım. Köle tüccarı varmış. Arbaletli paralı asker varmış. Gayet iyi arbaletlerdi ama az kişiler. Bunlara çok fazla para vermemize rağmen iş görüyorlar. Alt kat dolu. Üst kata daha bakmama gerek yok ya. Zaten alacağım kimse de yok. Birliklerin bir kısmını buraya yerleştir diyorum. Şu arbaletli paralıları da buraya yerleştiriyorum. Hatta üstlere doğru çıkartalım bunu ya. Yani buradan daha çıkartamıyormuşuz. Üstlerde ne kadar çok okçu olursa o kadar iyi diyeceğim de. Zaten bunların hepsi savaşa girer diye tahmin ediyorum. Pazar yerine de bakalım. Arbelet filan var. Çift telli bir silah var. 45K savurma gücünde. Seher yıldız diyor. Savurma 40D diyor. Temelli ok diyor. Kalkan var. 23 direnç. Benimkinden daha iyi. Boyutu biraz daha küçük ama. Bunu alacağım ben ya. Şunu da verdim. Çabuk kırılan kalkan istemiyorum. Zırh tüccarlarına bakalım hızlıca. 50-16. Zırhlarda güzel bir zırh yok burada. Evet. Atlara bakalım. Bak, Bozkır hücum atı diyor. Gereken binicilik 4 diyor. Bizim binicilimiz az. Biraz binicilik kasmamız lazım. Bunu şu anda takamıyoruz. Zırh 40. Hücum 28. Aslında alabilsek çok iyi olacak. Dik başlı av atı diyor. Bizimki ağır av atıymış. Bunda da 4'müş. Bunlara binemiyoruz. Biniciliğimizi geliştirmemiz lazım. Erzaklardan da şu tereyağını alalım. Biraz da çeşit olsun. Şu tahılları alacağım. Alamıyorum. O yönlerde durumumuz iyi değil. Şehirden ayrılalım. Cırav şehrine bayağı adam attık. 57 kişi var. Artık böyle 40 kişilik 50 kişilik gruplar çok alamaz burayı. Ama Sarrent falan toplamamız lazım. Uzga köyüne doğru bir ilerleyeceğim. Buradan Sarrent askerleri Rodok topraklarından da hatta Rodoklara doğru mu gitsem ilk başta? Yok. Sarrentlere doğru ilerleyeyim. İlk başta Sarrentleri toplayayım. Bir 45 tane falan 40-45 tane Sarrent askeri toplarsak çok iyi olur. Ondan sonra da Rodok toplarız biraz. Ve yeniden ordumuz bir düzenli hale almış olur. Şöyle Mazik köyüne doğru ilerleyeyim. Yolda böyle yakınlarda düşman tespit edildi falan şeyleri çıkarsa onlara da bakarız. Mesela Veluca şehri yakınlarında düşman grubu teslim edilmiş. Praven'de tespit edilmiş. İsmirla Kalesi'nde tespit edilmiş. İsmirla Kalesi zaten direkt burada. Nord Krallığı ne çayı istiyor bizden? Esirini satmak istiyor musun diyor. Satalım. İşimiz yok bizim lordlarla. Aramız iyi olsun. Satmazsak kötüleşiyor. Bu İsmirla İptiles'e mi geçti? Kudan şehri falan diyor ama. Bir dakika şöyle bir durdurayım. İsmirla burada. İptiles nerede? İptiles'in yerini bilmiyoruz. Şurada Nordlar bastırıyor bayağı ya.
İsmilla Kalesi'ne doğru ben yine de bir gidiyorum. Yerlerde is falan gözükmüyor şu anda. Bunlar gözüküp kaçmış galiba ya. Bak hala İbdeles diyor şu anda da. İbdeles neredeydi acaba ya? İbdeles Kalesi. Hemen bakayım şöyle bir hızlıca. Acaba bu topraklarda mı? Evet. Jelkala şehri yakınlarında. Buralara çok bakmayacağım. Nordlar biraz buralarda takılsın. Verçek şehrinde çok askerim yok diye hatırlıyorum ama. Şu anda burada da kimse gözükmüyor. O 53 tane de asker varmış. 49 tane de esir varmış. Şu esirlerden işime yarayan kimse var mı? Yok. Esirleri kendi tarafımıza katmak için biraz esir toplayabilirdim oradan ama. Ben Jemiçe köyüne doğru yola çıkacağım. Asker toplayacağım ya. Veyahut da şöyle yapalım. Şunu durduralım bir. Bir sonraki bölüm asker toplayalım. Birkaç asker toplayalım. Ordumuz düzenli bir hal alsın. Ondan sonra da şu arkamıza sarkan Svadyalı topraklarını bir elden geçiririz. Bir de şu hatun kişiyi de bir ayarlamak istiyorum. Soylularla ilişkilerini incele. Mevcut ilişki yok diyor. Yani onunla da ilişki yaşayamıyormuşuz. Başka bir kız bulalım biz ya. Ondan bize çok hayır yokmuş gibi gözüküyor. Başka bir kız bulalım. Ordumuzu düzenli hale alalım. Jelkale şehrini, Yelen şehrini ve Tevarin kalesini Svadyalılardan kurtaralım. Herhalde yakın hedeflerimiz bunlar olacak. Bunları yaptıktan sonra da belki son şeyleri Sunoy'da alıp Svadyalıları topraktan Kaladriya'dan eleriz. Ondan sonra Svadyalı süvarilere de geçiş yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.